Arkadaşlar merhaba. Hayatımız proje projesinin ilk kitabındaki eski ve yeni proje yönetimi anlayışı konusundaki yazımı biraz açıklamak istiyorum. Eski ve yeni proje yönetimi anlayışları değişti. Eskiden projeler daha yan ve küçük işler olarak görülürken artık daha önemli işler olarak firmaların hayatına girmeye başladı. Birçok ihale ya da sözleşme firmanın proje yönetim yaklaşımı ve profesyonelliğine göre kazanılıyor ya da kaybediliyor. Eskiden projeler sadece yapılsın diye firmalardan talep edilirdi. Bugün nasıl yapıldığı da sorulmaya başlandı. O yüzden firmanın nasıl bir proje yönetimi yaklaşımı sergilediğini göstermesi gerekiyor. Proje yönetimi konusundaki sertifikasyonlar oldukça önem kazanmaya başladı. PMP sertifikasını belki çalışırken belli bir deneyim üzerine almak zorundasınız ama öğrenciyken de KPM dediğimiz sertifikayı alabilirsiniz. Sertifikasyonlar sadece proje yönetimiyle de sınırlı değil. İş analistliği, program yönetimi, süreç yönetimi, 6 sigma ve benzeri konularda da sertifikasyonları almakta fayda var. Benim birçok yerde yaptığım konuşmada ya da birçok yazımda özellikle şundan bahsederim. Öğrenciyken dahil olmak üzere burada gördüğünüz konuların İnsanlar tarafından öğrenilmesi, kişinin kendini geliştirmesi açısından mutlaka üzerine gitmesi gerekiyor. İş hayatının her noktasında sunum yapmanız gerekecek, problem çözmeniz, karar almanız, toplantılara katılacaksınız, çatışma yönetimi. Bu konular kişisel gelişimin ayrılmaz parçalarıdır. İnsan kaynakları da artık işe alımlarında hangi eğitimlerin alındığından çok hangi sertifikasyonların tamamlanmaları gerektiği üzerinde durmaya başladı. Son eğitimlerime üst yönetimin katıldığını görüyorum ve çok seviniyorum. Özellikle proje yönetimi ve benzeri sistemik çalışmaların üst yönetim tarafından öğrenilmesi veya kabul görmesi lazım ki aşağıya doğru inebilsin. Üst yönetimde proje yönetiminin önemini anladığı. Proje yöneticileri eskiden proje başladığı anda atanan ve projeden haberdar olan kişilerdi ama artık proje öncesinde de proje yöneticilerinin teklif aşaması olsun, proje fikrinin geliştirilmesi olsun işin içine katılması gerekliliğinin farkına varılıyor ve proje yöneticileri daha proje onayı çıkmadan sürece dahil ediliyorlar. Proje yöneticilerinin üzerinde çalıştıkları projenin teknik detayına veya o projenin konusuyla ilgili her türlü bilgiye sahip olmaları ve bu konuda fikir beyan edebilmeleri çok önemli. Zaman içinde deneyimlerinin artması projelerin başarıyla gerçekleştirilmesini artırıyor. Özellikle son cümlemin ben kendim okumak istiyorum size. Alışkanlık haline gelmiş davranış biçimlerimizi ortaya çıkarmadığımız ve fark edemediğimiz sürece onlar üzerinde hakimiyet kuramayız. Alışkanlıklarımız bizi yönetmeye devam eder ve sonuçlarına katlanmak zorunda kalırız. Lütfen artık kervanı yolda dizme konseptinden çıkıp projelerimizde diğer birçok konuda olduğu gibi sistemik ve metodolojik olarak yapmaya başlayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.